egedesonses.com. Sayın seyirciler, merhaba, programımıza hoş geldiniz. Bugün 16 Aralık 2020 Çarşamba. Bugün Bergama Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Sayın Avukat Olgu Altuğ Kemaller stüdyo konuğumuz. Bergama'yı konuşacağız, Bergama Belediye Meclisi'ni konuşacağız, Bergama'da yapılanları konuşacağız. Geçen gün Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçtu stüdyo konuğumuzdu. Ağırlıklı olarak Olga Hanım'ın eleştirilerine yanıt verdi. Kamuoyunun bazı konularda merak ettiği konular hakkında konuştuk. Ama bugün muhalefette bazı açıklamalar yapma gereği hissettiğini belirterek programımıza konuk oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olga Hanım, teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Evet. Bergama'da siyasi atmosfer seçim dönemi olmamasına rağmen biraz hareketlendi. Bu gazetecilerin işine gelir. Hareketlilik olur, güzel bir şey ama. Siyasetçilerin de işine gelir. Önemli olan tabii burada gazetecilerin işine gelmesinden ziyade, ona espri olarak söyledim, halkın öğrenmesi, gerçekleri evet. Öğrenmesi, yetkililerin açıklaması varsa hem muhalefetin konuşmalarından da idarecilerin konuşmalarından da halk bir şeyler algılayacak. Aa, evet, burası doğru, burasını anladık, burasını anlamadık, burası doğru yapılmış, burası yanlış yapılmış diye insanlara anlatmak konusunda ne kadar yardımcı olursak o kadar mutlu oluruz tabii biz medya olarak, onu demek istedim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, gayet iyiyim. Evet. Tabii gayemiz vatandaşlarımızı bilgilendirmek, evet. Anlaşılır kılmak. Siz de geçen belediye başkanıyla bir toplantı yaptınız, burada bir program yaptınız. Evet. O programda ben size soru sorarak başlayayım mesela. Yani ben anlamadım, siz anladınız mı? Bizim belediyemizin ilan panoları kimin? Ben anlayamadım. Yani sormuştuk onu Sayın Başkan'a, o da evet siz sorun. Biraz da evet, ben sorayım. Yani, ilk soru benden gelmiş. Hep soruları biz soruyoruz. Bir gün de birisi benimle bir röportaj evet, yapsa diye. Yapacağım, ben talibim. Öyle mi? 10 evet. Ocak'ta o zaman yapalım. Seve yani seve. Ya da 10 Ocak'ta yayınlansın. Seve seve. Aa, enteresan bir soruları şey. Soruları bu defa ben sorayım ama bunu. Hani bu başlangıç olsun. Bu yayının, bugünün ilk sorusu benden gelsin size. Ben anlamadım. Biz evet, anlamadık. Çünkü benim de bir ona geleceğim. Bir 20 yılı aşkın bir medya mensubu olma gibi bir deneyimim var. Bergama'da birçok siyasetçiyi o günden bugüne konuk ettim. Bütün belediye başkanlarım, güzel hikayeler var. Adayların çok hikayem var. Birisi benimle röportaj yaparsa hepsini anlatacağım, evet. Söz. Ben talibim. Tamam, o zaman bu röportajı ben yapmak istiyorum. Programdan sonra ayrıntılarını konuşalım. Tamam, seve şimdi seve. Gelelim sorunuza. Evet. Ne sordunuz? Başkan Bey katıldı toplantıda. Biz bir soru yöneltmiştik. Şunu anladım ben oradan. Yani önce şöyle özetleyeyim. Yani biz belediye meclis toplantısında bir önerge verdik. Evet. Önergede bazı şeyler sorduk. Mecliste buna cevap verilmedi. Sonra sizin programınızda bunu yineledim. Başkan Bey bana cevap vermek üzere bir programa katıldığında yine sizde bazı açıklamalar yaptı. Biz aslında anlayamadık. Cevap vermek üzere değildi. Yani biz rutin olarak Sayın Başkan'ı konuk ediyoruz. O programda o biraz çoğunluk öyle oldu sanki. Yanıt verdi gibi geldi bana. Billboardlar derseniz. Billboardlar. Evet. Biz anlamadık. Siz ne anladınız bu açıklamadan? Ben de onu sordum. Yani Bergama Belediyesi'nin değil, büyük şehire ait gibi bir algıladım. Ama son kertede kiminse parasını isterse öderiz kardeşim. Ne konuşuyorsunuz gibi bir şey anladım ben bundan. Yani kiminse veririz parayı. Kim talep ederse bizden bunun parasını. Ama yani kiminmiş? Bergama Belediyesi'nin miymiş, büyük şehrin miymiş? Net cevap yok. Bergama Belediyesi'nin olduğunu alenen ifade etmedi sanırım. Büyükşehir evet. Belediyesi'nin gibi bir onun da demedi kayıtta ama. Var. Kim isterse. Bulunabilir. Evet. İzlenebilir. Yani, siz ne anladınız? Hiçbir şey anlamadığım için soruyorum zaten ben de. Evet. Yani biz bu önergeyi verirken açıkçası murad ettiğim sonuç bu değildi. Yani biz bu önergeyi verirken bu ilan panolarının ama hem ne pano fark eder? Kirası. Bergama Belediyesi'nin olmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olmuş. Fark eder mi? Yani şu sonuç ortaya çıktı, onu demek istiyorum. Hani biz bu önergeyi verirken murad ettiğimiz sonuç böyle bir şey ortaya çıkartmak değildi. Özür kabahatinden beter bir durum ortaya çıktı. Bergama Belediye Başkanı'nın 2 yıldır görevde olmasına rağmen kentindeki ilan panolarının kendi sorumluluğunda mı, büyükşehirin sorumluluğunda mı olduğunu bilmediği ortaya çıktı.
Yani şey gösterdi belgeleri o firmanın. Onu demiyorum. Firmayı demiyorum ben. Falan. Ben şunu söylüyorum. Bu ilan panoları Bergama Belediyesi'nin sorumluluğunda mı? Büyükşehir'in sorumluluğunda mı? Kim karışıyor buraya? Vallahi yani bu ortaya çıktı. Yani Bergama'yı 2 yaptım. Yıldır yönetiyorsunuz ve konuğuma, daha... Konuğuma soruları sordum, evet. Programı yaptım. Aslında kimin ne anladığını benim sormam lazım. Evet. Yani kim... bu ortaya çıktı. Evet. Siz kenti 2 yıldır yönetiyorsunuz herhalde. Ve kentinizdeki ilan panolarının kime ait olduğunu daha bilmiyorsunuz. Madem panolardan başladık, o binadan söz açılmıştı bir de, ondan ben da bahsedilmişti. Ama bina özel bir mülkiyet. Binanın özel mülkiyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz onu sormadık zaten. Evet. Neydi sizin binanın sorduğunuz? Binanın üzerine, ya ben orada 3 bölgede veya 4 bölgedeki yapılmış ilanların maliyetleri, kimin sorumluluğunda olduğu ve masraflarını kimin tarafından karşılandığını sordum. O özel mülkiyete ait konutun, binanın dışına yapılan giydirme... O da diyorsunuz bir maliyet. O bir maliyet. Hani binaya kira veriyorsunuz, vermiyorsunuz. Onu da bilmediğini açıkladı zaten de, verilip verilmediğini. Peki o giydirme, Bergama Belediyesi logosu kullanılarak yapılan o ilanın masraflarını kim ödüyor diyorum. Binanın sahibi hayırsever olarak yaptırmış kendisi olamaz mı? Yani yaptırdıysa da çıksın açıklasınlar. Evet. Onun devamında da yapılan diğer panoların kimi tarafından yapıldığını, kirasının nereye ödendiğini soruyorum. Yani anladığım kadarıyla bina çok önemli değil. Siz diğer billboardları soruyorsunuz. Hepsi de söylüyorum ben, evet. Hani hepsi billboardlar için. Yani şey açıklaması çok talihsiz. Hani hatalı bir durum varsa devlet kurumları bunu engeller, çıkar bunun hesabını sorar falan gibi bir savunma çok manasız. Hani siz de bir kamu kurumusunuz. Bir başkasının sizi denetlemesini mi bekliyorsunuz? Yani bir başkası sizi uyaracak mı? Sen bunu burada yapamazsın mı diyecek size? Bunu mu bekliyorsunuz? Ya ben açıklamayı anlayamadım neticeten. Evet. Bunu... Ve şey de değil, hani sürpriz bir soru değil bu. Olabilir, herkes her şeyi bilemeyebilir. Ama ben bunu mecliste sormuşum, cevap alamamışım. Sizin programınıza gelmişim, detaylandırmışım, fotoğraflarla göstermişim, sormuşum, cevap alamamışım. Yani bu sorunun sorulabileceğini bilerek bir programa geliyorsunuz. Ve hala o panoların kime ait olduğunu, parasını ödenip ödenmediğini zaten bilmiyorsunuz. Kendiliğinden açıkladı onu Sayın tamam, Başkan. Yani daha bu önce, hazırlıksız evet. olabileceğiniz bir alan değil. Teknik bir konudur, bilemezsiniz. Kabul ediyorum bunların hepsini. Bunu yapınca ama da gündemde olan bir şey bu. Siz yani, böyle küçük şeylerle uğraşmakla eleştiriliyorsunuz bunu yapınca evet, da. Yani aynen, billboard konusu mesela. Aynen bu mesela. Tabiri kullandı başkan. Basit konular dedi bunlar için. Hakan Bey için basit bir konu olabilir bu. Benim için basit bir konu değil. Yani neden sizin için basit değil? Benim için Bergamalı'nın 1 lirası da bir avuç toprağı da çok kıymetli. Ben bunun takipçisiyim. Onun için benim için basit bir konu değil. Eğer hakkı olmayan bir para bir yere ödeniyorsa veya o yapılmaması gereken bir iş yapılıyorsa benim için o işin maliyeti önemli değil. İşin etik olup olmaması önemli. Benim derdim bu. Benim için basit bir konu değil yani. Evet. Bunun için İstanbul'da soruşturma... Onu da konuştu. Evet, soruşturma. Oldu, demek ki basit mi? Bir konu değilmiş yani. Ki. Ama orada... İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı, evet. Bu konuyla ilgili. Belediyeden orada bir çıktı var ama. Broşürler, kitapçıklar vesaire. Belediyeden bir çıktı var. Burada şunu söylemek gelen istiyorum. Şeyi engelliyor diyorsunuz. Yani belediyenin kasasına girmesi hem gereken... Hem girmesi muhtemel geliri muhtemel engelliyor geliri. Diyorum. Hem de aynı şey mi oluyor? Maliyeti kim üstlendi diyorum. Yani onun da bir açık cevabı. Maliyeti kim üstleniyor? Ona da bir açıklama yapılmış değil. Yani burada yapılan şeyin 1 lira olmasıyla 10 lira olması arasında benim gözümde bir fark yok. Basit bir konu değil yani bu. Evet. Yani kimin olduğunu diyorsunuz, anlayamadık. Anlayamadık diyorsunuz. Daha. Evet. O konuyla ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey yok değil mi billboardlar? Yok. Yani önergeye muhtemelen yine her zaman olduğu gibi yazılı cevap verecekler. Herhalde o esnada çalışıp kime ait olduğunu öğrenip bilgi verecekler bize yazılı olarak. Önergelere siz yazılı yanıt istemiyor musunuz Hayır, zaten? Hayır, ben söz yani sözlü ben mi istiyorsunuz? Sözlü ve yazılı diyorum. Özellikle ivedilik arz eden konularda bazen sözlü. Özellikle sözlü olarak cevap verilmesini Peki, talep ediyorum. Gelmiyor mu? Hiç gelmiyor. Hiç. Yani bu konuda öyle bir eleştiri yapıldı. Niye farklı mecralarda soruluyor, gelsinler meclise sorsunlar ama biz o kadar çok konuyu meclis gündemine getiriyoruz ve o kadar cevapsız kalıyoruz medyada ki. Medyada ama bunun yolundan bir tanesi. Elbette ki ben meclis üyesiyim. Her mecrada soracağım soruları yöneltebilirim. Bunun herhangi bir kısıtlaması yok. Bunu mecliste de yapabilirim. Bu gibi programlar vasıtasıyla da yapabilirim. Sosyal medya aracılığıyla da yapabilirim. Ama şunu söylüyorum. Vermiş olduğumuz hiçbir soru önergesine mecliste yanıt alamıyoruz.
Alamıyoruz. Sözlü yani, alamıyorsunuz özellikle. Özellikle sözlü, evet. Ama konular çok sıcak, çok ivedi. En basit konularda dahi bir fikir beyan edilip bu mecliste cevaplandırılamaz mı? Teknik bile olmuş olsa teknik tüm bürokratlarımız meclis toplantılarına katılıyorlar. Yani biz meclisteki bu senkronizasyonu, bu konuşma ortamını bir türlü yakalayamadık. Ne söylersek teşekkür ederiz deniyor, kenara konuyor. Cevap alamıyoruz hiçbir şeye. Cevap alamazsak da elbette ki sesimizi bu gibi yerlerde duyurmak, bunun yolunu burada aramak cevap zorunda kalıyoruz. Cevap alsanız da duyurmalısınız bence. Elbette. Yani elbette. Meclis toplantılarını halk ne kadar izliyor bilmiyorum da bakıyorum rakamlara 14, 15, 16 o an canlı izleyen kişi sayısı. Sonra daha sonra izliyorlar mı bilmiyorum, zannetmiyorum. Ama radyo, televizyon, haber sitesi gibi yerler daha çok insana ulaşmaya vesile oluyor ulaşıyor. Elbette ki. Yani onun için bu anlamda yapmış olduğumuz yayınlar bizler için de vatandaşlarımız için de çok kıymetli. Ayrıca teşekkür ediyorum yani size. Yani yasama, yargı, yürütme, medya diye bir kavram var Türkiye'de. O olan bir medya mensubu olarak çok katılamıyorum. Hatta diğer belediye meclis üyeleri de verdikleri sorun önergelerinin yanı sıra bu tür programlara da katılarak kendileri bunları da halk seçti. Bu sorumluluklarını biraz daha fazla yerine getirmeye davet ediyorum kendilerini. Yani sağ her şey belediye meclisinden de ibaret değil diye düşünüyorum. Geçen gün bir mahkeme kararı evet. çıktı. Hazır siz buradayken o konuya da değinelim. Hı hı. Yargı Bergama Belediyesi'nin devir kararına dur dedi şeklinde. Evet. Daha önce de böyle bir bu tekstil fabrikasından bahsediyorum. Hı hı. Sizin idare mahkemesine açtığınız dava değil evet, mi bu? Evet. Daha önce de bir tedbir kararı konmuştu. O başka, bu başka mıydı? Farklı neydi, meseleler. O neydi, oradaki davayı açan burada yerel mahkemede açılmıştı. Hissedarlardan bir tanesi kararı itiraz etmişti, bu devir kararını. Onunla ilgili açılmış bir davaydı. Bizim açmış olduğumuz dava ise belediyenin tekstil fabrikası olarak bildiğimiz yerleşkeyi ikiye bölmesi, ifraz diyoruz hukuken bu işleme, ikiye böldüğü parselden bir tanesinde kalkıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na devretmesi yönünde meclisten çıkarttığı karardı. Bu iki idari işlemin ben yapılan meclis toplantılarında hukuka aykırı olduğunu ısrarla belirttim. Orada çok yoğun sözlü tacizlere maruz kaldım. Yani dedim ki hani bu yapılan iş yanlış ve bu yanlış bu şekilde sürdürülürse hukuki yollara müracaat ederim. Aynen bu cümleyi kullandım. Ben meclisi tehdit etmekle suçlandım meclis toplantısında. Yani neredeyse üstümüze yürümediği kaldı diğer meclis üyelerinin. Hukuki yola müracaat etmek, tekrar yineliyorum burada, herhangi bir kişileri, kişiyi veya kurumu tehdit etmek değildir. Hukukla tehdit olmaz ki. Olmaz. Hukuksuzlukla tehdit olur. Aynen öyle. Yani yapılan siz de işlem, bir hukukçusunuz. Elbette ki. Hukuk uygulanacak diye bir tehdit olmaz. Tehdit olmaz. Ama ben hukuk bununla uygulanmayacaksa suçlandım. Uygulanmayacaksa tehdit olur. Bununla suçlandım meclis toplantısında. Nihayetinde ne oldu? Bu davayı açtık. Görüşülmeye başlandı dava. Ve mahkeme, İzmir'deki idare mahkemesi, belediyenin buradaki yaptığı işlemle ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı durdurdu verdi. Durdurdu ama hayır siz haksızsınız demedi belediyeye henüz. Elbette ki. Yani daha sonra onu ama da demesi mümkün. Şunu söylemesi, şunu söyledi. Şu aşamada bu işlemleri yaparsan ileride telafisi imkansız, zararlar doğabilir. Dolayısıyla ilk etaptaki aldığım izlenim uyarınca bu işlemleri durdurmak zorundasın. Veya bakacağız, inceleyeceğiz, haklı da çıkabilirsin. Elbette ki. Haklı çıkarsa da evet. Ama bu şu anda yargı süreci içerisinde verilen karar nihayetinde şu anda tekstil fabrikası güvencemiz altında. Şey konuşuldu programda daha çok. Siz kamuoyuna yanlış bilgi mi verdiniz bu araç alımı ihalesi konusunda? Sayın Başkan programda onları tek tek açıkladı. Biz dedi şu rakama bunu yaptık. Bir de bunu biz belirlemiyoruz. Bir kurum var, devlet kurumu. Hangi belediyeye ne lazımsa biz onu bildiriyoruz. Onlar hesaplıyor tek tek. Ne kadar bu işe para gider? Hangi vasıflarda olması lazım? Kaç para bu işe para gider? Devlet bu işi organize ediyor. Belediyenin çok da şeyinde değil. Ne derler? Yetkisinde değil. Hal böyleyken muhalefet, yani oradan muhalefet derken sizi kastetti. Siz bu iddiayı gündeme getirdiğiniz için yanlış bilgilendiriliyor kamuoyu. Doğru rakamlar bunlar. Evet, söz konusu ilçede bu rakama yapılmış bu ama
Bu Bergama'dan bahsediyoruz. 119 dış mahallesi olan köylerinin bir tanesinin uzaklığı buraya merkeze 45 kilometre olan, dağ bayır olan, mazotu olan vesaire, onları da göz önünde bulundurmak lazım. Kamuoyunu yanıltmasınlar dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Bugüne kadar hiçbir konuda belgesiz konuşmadım. Hiçbir konuda. Sizin programınızda da önüme bütün detayları döktüm ama çok yoğunluğa boğmamak adına dinleyenleri, gereksiz ayrıntıya yer vermemek adına ilçelerden örnekler verdim. Sayılardan ve rakamlardan örnek verdim. Farkındaysanız hiçbir şekilde desteksiz konuşmadım buradan. Şimdi başkanın verdiği bilgilerden bir tanesi şöyle yanlış. Hizmet alım ihalesi uygulama yönetmeliği diye bir yönetmelik var. Evet. Şimdi yapmış olduğumuz iş öncelikle şunu söyleyeyim. POS hesaplamaları, POS karşılıkları bir sürü bilgi verdi bize. O bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapım işleri ihalelerinde kullanılan bir usul. Sizin yapım işi. Yapım işi nedir bilmeyenler için söyleyelim. İnşa işler. Mesela Selinos gibi atıyorum. O, evet. O yapım işi. Millet bahçesi sizin gibi. Sizin yaptığınız bu iş hizmet alım ihalesi. Yapım değil. Yapım değil. Burada devlet hesaplamıyor mu burada o zaman? Burada o hesaplamıyor. Buradaki hesaplamaları siz yapıyorsunuz. İdare hesaplıyor. POS hesabı, POS karşılığı falan diye bir şey de yok. Ve hizmet alım ihalesi uygulama yönetmeliğinin 7. maddesine göre diyor ki bu hesaplamaları idare yapar diyor. İdare de sizsiniz. Yani bu hesabı siz yaptınız. Siz çıkardınız ortaya bu rakamları. Başkan dolayısıyla mı yanlış bilgilendirildi acaba? Onu bilemem. Ama burada verdiği bilgiler yanlış. Akabinde bize ne söyledi? Delil olmadan konuşuluyor dedi. İki ihale üzerinde o zaman birazcık daha detaylandırayım. Ve bize ne dedi? Burada açıklamasını yaparken. İşte ben Turgutlu Belediyesi'ne örnek vermiştim. 44 tane araç aldı ve sizden ucuza mal etti diye. Ivır zıvır araçlar var onların içerisinde. Milyon. Küçük araçlar var falan gibi bir savunmada bulundu. Turgutlu 16 milyona mal etmiş. Küsuratı da var. Şimdi 16 milyon 415 bin. Evet. Turgutlu Belediyesi'nin ihale numarası 2019'a 632.158. İhale dosya numarasını da veriyorum size. 44 araç kiraladı 16 milyon 415 bin liraya. Bu 44 araçtan 25 tanesi sizin istediğiniz manada o büyük ölçekli çöp toplama büyük kamyonları. Geri kalan araçlar 19 tane geri kalan aracı konteyner yıkama aracı var. Çift kabin pick-up var 4 tane. Tek tek sayayım. Yüksek basınçlı temizlik aracı var. Binek otolar var. Yol süpürme makineleri var. Ve bu Turgutlu'nun yaptığı ihalede de bütün akaryakıtı, yağı, bakımı, sigortası, kaskosu, lastiği her şeyi dahil. Yani sadece kamyonlar bazında bile bir mukayese yapmış olsanız. Akaryakıtını kim koyuyor Turgutlu'da? Yüklenici firma koyuyor. Bergama'da kim koyacak? Orada da aynı. Tamam ama işte bu nedenle Bergama şöyle devam edeyim. 1722 kilometre kare, Turgutlu 473 kilometre kare. Sizin bu anlamda fark bir tereddütünüz varsa doğmuyor onunla mu ilgili şöyle yaparsınız. Yine de doğmuyor. O zaman akaryakıt ihalesini ayrı yaparsınız. Hizmet alımınızı o anlamda araç kiralamayı ayrı yaparsınız. Araçlarınıza GPS takarsınız, takip edersiniz. Her gün mü gidiyor 45 kilometreye bu araç çöp toplamaya? Hayır, her gün gitmiyor yani. Ama gidiyor haftada bir iki kere. Her gün gitmiyorsa biliyor da muyuz? Gidip gitmediğini de bilmiyoruz. O hesabı da bilmiyoruz. Evet. Bilmiyorsanız bu anlamda bir tereddütünüz varsa siz bu ihaleleri ayırırsınız. Akaryakıtınızı ayrı alırsınız. Daha az zarara şunu sebep olursunuz bunu yapmış çalışıyorum. Olmakla. Yani Bergama ile Turgutlu arasındaki fark, oraya örnek verdiniz ya. Bir yer 473 kilometre kare, bir yer 1722 kilometre kare. Birinin 119 dış mahallesi var. Turgutlu'nun ne kadar dış mahallesi var bilmiyorum. Bu aradan doğan fark. Yine bu de öyle bir fark rakamı, doğurmaz diyorum. Bu rakam kadar fark doğurmaz mı? Ha, öyle bir fark doğurmaz. Bu tahmin zaten mi, hesaplanmış bir şey mi? Zaten şunu söylüyor. Benim aldığım araçların tamamı diyor, Bergama Belediyesi'ne aldığım araçların tamamı büyük çöp toplama araçları diyor. Hayır, öyle değil. O verdiği bilgi de yanlış. Ne, nasıl peki? Bergama Belediyesi'ne 8 tane araç alıyor kamyon, çöp toplama kamyonu. Geri kalanı sizin aldığınız mi diğer araçlarda zaten o ıvır zıvır dediğiniz işe yaramayan. 8 geriye küçük, 3 kalıyor. 3 tanesi evet, mi? Evet, o 3 araçta biri şey. Biri de teslim edilmedi. Biri teslim edildi. Onlar da halı yıkama makinesi, çöp süpürme makinesi tarzındaki şeyler, araçlar. Bir de model üzerinden sürekli bir şey yaratıldı. İşte benim aldığım araçlar şu model falan diye. 2017 model 8 tane Bergama'ya aldığı araç.
Geri kalanları 2014 ve 2015 model. Fark ne aradaki? Dediği gibi de değil. Yani, rakamsal fark ne peki Turgutlu ile Bergama arasında? 3 milyon küsur. 3 milyon küsur ama bir tanesi 44 tane araç alıyor. Bir tanesi 11 tane araç alıyor. Birini de teslim almıyor. 10 araç alıyor. Bu farktan bahsediyorum ben. Ha, yani o, ihale dosya numaralarını verdim size. Bile bunu telafi edemez bunu. Evet. Ha sizin öyle bir endişeniz varsa bunun da çözümü var. Yani bu işi daha ucuza mal etmek mümkün. Turgutlu'nun almış olduğu araçların modelleri de 2018 ayrıca. Siz ne yapıldığını düşünüyorsunuz? Yani şunu söylüyorum ben zaten. Öncelikle niye 2017'yi 2018 modelde takılıyoruz? Biz düğün arabası yapmak için şey aramıyoruz ki. Nedir bu model takıntısı? Şartnameye 2018 koyan Bergama Belediyesi mi? Evet. 2017 koymuş. Neden? Yani 17 mi koymuş 18? 2017 koymuş. Turgutlu'nun hani benim 2017 araçlarım, ben daha iyi araçlarla bu ihaleyi yaptım. Onun için rakamlar böyle çıktı falan gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ona cevap veriyorum. Turgutlu eğer modelse Turgutlu 2018 model araçlarla çıkmış ihalesine. Ama şunu söylemek istiyorum size. 2017 model bir araç 300 bin, 400 bin kilometrede olabilir mi teknik olarak? Mümkün müdür bu? Çok geziyorsa. Mümkündür olur. Değil mi? Ya, evet. 2020 model bir araç pert kaydı olabilir mi? 2020 modeldir ama aracın pert kaydı olabilir mi? Kaza yapmıştır, perttir. Ama şeydir, trafiktedir değil mi? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ben. Modele takılmış olmanız demek, ihaleye girebilecek 2016, 2015, 2014 model olup, çok daha az kilometrede, çok daha tahrip olmuş, daha az kullanılmış araçların o ihaleye girmesine engel oluyorsunuz demek. Yani daha yayarsanız yani bu ihaleyi daha çok kişi katılır. Bu işi daha ucuza mal edersiniz demek istiyorum. Şunu mu anlayayım ben? Adrese teslim ihale mi oluyor diyorsunuz? Mümkün diyorum. Mümkün mü iddianız bu yönde? Mümkün diyorum. Yani çünkü bu şekilde böyle daraltırsanız iddianız var mı? Tek kişi girer evet. İhaleye. Tek kişi girerse de onun verdiği fiyata ihale olur. Yani modele takılmanın bir manası yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kilometre şartı koyun, teknik şartlar koyun, özellikleri koyun. Ama model kısıtlamasına gittiğiniz zaman başka kişilerin ona o ihaleye girmesine engel oluyorsunuz bunu yapmış olmakla. Nihayetinde çöp arabası alıyorsunuz siz. Evet. Yani bu... şu üslup çok yanlış. Burada verilen bilgilerin... pek çoğu hatalı, hiçbir şekilde somut iddiaya dayanmayan hiçbir bilgiyi burada paylaşmadım sizlerle. Ama şu üslupta hani çıkarlar size bunu yuttururlar falan diye öyle yuttururlar demekle olmuyor. Somut belgelerle konuşuyoruz. Mukayesesini yapmamızı istediler. O mukayeseyi de yaptık. Evet. Aradaki o rakamsal fark 3 milyon küsur fark bile bu coğrafi nedenlerden oluşan fark değil. Yani ona bile telafi etmez. Hem araç envanteri anlamında ciddi fark var. 4 katı fark var. Hem de maliyet anlamında fark var. Evet. Yani bu kadar çok mahallesi olan mazotunu da Bergama Belediyesi'nin karşılayacağı, kim karşılıyordu? Yüklenici firmalar tamam, karşılıyor. Tamam parayı da hepsinin ona göre öyle. Veriyor evet. Bergama Belediyesi. Her ne olursa olsun bu rakamı peki o zaman şu son soruyla bu bahsi bitirelim. O zaman ne olmuş olabilir? Yani zarara uğratıldığı iddiasında mısınız? Bu daha ucuza mal edilebilirdi, zarara uğratıldığı iddiasındayım. Bu ihale daha ucuza mal edilebilirdi. Burada ihmal mi arıyorsunuz, başka bir şey mi arıyorsunuz? Ben iddiamı ortaya koyuyorum. Ona göre herkes kendi değerlendirmesini, muhasebesini yapsın. Evet. Çok kısa aradan sonra devam edeceğiz. Ege'de sonses.com. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Konuğumuz İyi Partili Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Olga Altuğ Kemaller. Olga Hanım, Sayın Başkan'la yaptığımız son programda ağırlıklı olarak sizin eleştirilerinize yanıt vermiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Meclis sadece muhalefet belediye meclis üyesi siz değilsiniz. Başka muhalefet meclis üyeleri de var. Siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz çok rahatsız etmişiz anlaşılan. Bahsedelim yani. Çok rahatsız etmişiz. Rahatsızlık biz. Olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yoksa yani başkanın cephesinden baktığımızda verilen yanlış bilgileri düzeltmek, doğrulamak, verilen yanlış rakamları halka yanlış bilmesin diye doğruları açıklamak olarak
mı bakmak lazım? Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben takdiri vatandaşlarımıza bırakmak istiyorum. Çok bir şey demek istemiyorum bu konuyla ilgili olarak ama bu üslubu beğenmediğimi, tasvip etmediğimi ve temsil etmiş olduğu makama yakıştırmadığımı... Sayın Başkan da sizin üslubunuzu beğenmiyor. İki yayını da dinlesin vatandaşlarımız ve bunun nihayetinde bir karara varsınlar. Halka bırakalım yani her şeyi. Öncelikle ona da sanıyorum cevap vermem gerekecek diye tahmin ediyorum. Bir kere yaklaşım çok cinsiyetçi. Yani işte kadın, hanımefendi, işte siyasete güzellik katması lazım falan. Yani Sayın Başkan siyasete nasıl bir güzellik katmam gerektiğini düşünüyordu bilemiyorum. Yani onun beklentisini karşılayamadık herhalde bu konuda biz ama... Bununla ilgili şeyleri ben başkanın çok yanlış anladığını düşünüyorum. Yani bizim kadının toplumdaki yerinin, kadının siyasetteki yerinin arttırılması, konularındaki hassasiyetlerimizi sanıyorum başkan hiç anlamamış. Kadının siyasette olmasının nedeni pek düşünmüyorum. Bizim bu konudaki derdimiz kadının bilgisi, birikimi, aldığı eğitimiyle daha çok hem sosyal hayatta hem iş hayatında hem de siyasi hayatta daha çok yer alması gerektiğine bağlıyoruz. Dolayısıyla ben hukukçu bir kimliğe sahibim aynı zamanda. Nerede, nasıl konuşması gerektiğini bilen bir insanım. Bu konudaki uyarıları çok yakışıksız buluyorum. Kendisinin temsil ettiği bir kurum var. Dışarıda istediği gibi konuşabilir ama o kurumu temsilen katıldığı bir yerde bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben insanları kadın ve erkek olarak ayırmıyorum. Onun için cinsiyetçi buluyorum bu toplumu. Yani insanın ama orada bir cinsiyetçilik merti ve namerti var mıydı? Ben mert bir göre. İnsanım. Mertçe çıkıyorum ve konuşuyorum. Yani bunu kadın öyle yapmalı, erkek böyle yapmalı gibi bir ayrıma tabi tutması çok yakışıksız ifadeler. Ama şöyle de olabilirdi. Yani bunu söyleyen erkek de olsaydı, beyefendi yanlış konuşuyor dediğinde yine cinsiyetçi yaklaşımda mı? Ama öyle konuşmuyor. Yani evet. Beklenen bu değildi. Hanımefendiden böyle bir şey beklenmez tarzındaki bir şey. Evet. O beklentiyi karşılayamadığım için üzgünüm ama yanlış anlamış. Yani kadının rolünü, toplumdaki rolünü son derece yanlış anlamış. Evet. Bergama'nın yine önemli konularından bir tanesi Millet Bahçesi projesi var hepimizin bildiği hı hı. gibi. Daha önce Ekim ayında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen proje bitme noktasına gelmiş. Galiba bitmiş. Sayın Başkan'ın son programında söylediği en önemli konulardı. Hatta bizim programımızda ilk olarak açıkladı sonucu. Stat esnafına hepimizin mağdur olmasın diye çabaladığı stat esnafının %30'una yeni projede yer olduğunu, aslında hepimizin bildiği gibi yine Millet Bahçesi projelerinde ticarethanelere yer olmadığı ama Sayın Başkan'ın kişisel çabaları neticesinde en azından %30'una yeni projede yer bulunduğu şeklinde burada bir açıklaması, bir ifadesi oldu. Esnafın %30'una yer var yeni projede. Ne diyorsunuz bu konuda? Öncelikle bunu sevindirici bir habermiş gibi bizlerle paylaşmasını üzülerek değerlendiriyorum. Yani sizin sebep olduğunuz bir durum var şu anda ortada. 100 esnaf, kabaca 100 esnaf dersek 104 kişi kadar onlar. 100 esnaf dersek sadece 30'unu koruyabiliyorum, 70'ini kapı dışarı ediyorum gibi bir sonuç çıkıyor ve siz bu durumdan memnun olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Ben bunu söyleyince de esnafı kışkırtan ben oluyorum. Esnafı ben niye kışkırtayım ki? Somut gerçeklikten bahsediyoruz. O 70 kişi ne olacak? Ona da başka yerlerde yer bulacak. Başka yeni ticari lokasyonlar yaratacağını söylüyor. Evet. Nerede? Nerede yaratacaksınız? İmar planı hazırladınız mı? O imar planını meclise sundunuz mu? Ya ben yeni ticari lokasyon yaratıyorum demekle yaratılmıyor ki. Nerede yaratacaksınız? Bir imar çalışması yapılması gerekiyor bu konuyla ilgili. Yaptınız mı bunu bugüne kadar? Hayır, yapmadınız. 30 taneyi koruduğunuzu iddia ediyorsunuz. O 30 tane esnafın bu 30 esnaf olacağının açıklaması var mı? Mevcut esnaf mı korunacak? Ya da o 100 kişi içerisindeki hangi 30 kişi korunacak? Dışarıdan herhangi biri giremeyecek mi? Artı siz bu yeri devrettiniz. Şuradan artık tasarrufunuzda elbette ki olabilir. Mi? Siz bu yeri devrettiniz. O kişiler mevcut korunsa bile artık belediyenin tasarrufunda olan bir yer değil ki. Belediyenin kiracısı değiller. Dolayısıyla başka bir kurumun eline geçen bir yerde kurum dilediği gibi ihaleye çıkıp dilediği kişiye o ihaleye göre bu yerleri
devretme yetkisine sahip şu anda. Siz bize neyi anlatıyorsunuz? Bütün, hangi 30'dan bahsediyorsunuz? Bütün kurumlar bizim demeye getiriyorlar ama. Yani bir devleti biz yönetiyoruz. Devleti onlar yönetiyorlarsa işte, 100 tane esnafı korurlardı. Madem gittik, yani esnafın çok yanındalar esnafa. Biz kışkırtıyoruz da onlar esnafa destek olmak istiyorlar. Bunu yapabilirlerdi. Şöyle bir teklifte bulunuyorum. Yani esnafı kışkırtan taraf bensem, onlar da koruyan tarafsa şunu yapsınlar o zaman. Ocak ayında belediye meclisinde bir önerge sunacağım. Belediyemizin kiracısı olan dükkanlarda esnafın borçlarını yapılandırsın. Madem esnafın yanında olduğunu göstermek istiyor belediyemiz, bunu yapsın. Ben bu önergeyi Ocak ayında sunacağım. Tüm esnafımızın, belediyeye borcu olan esnafımızın borçlarını yapılandırsın. Belediye dükkanlarında kiracı olanların. Hali hazırda zaten şu anda da merkezi hükümet tarafından yapılmış yapılandırma yasaları var. Bunlar bununla da uyumluluk gösteriyor. Hukuken bir engel de yok. Borcu bunu rahatlıkla yapabilirler. Yapılandırması yetecek mi? Kiraların ertelenmesi onu ya da zaten, alınmaması. Onu zaten talep ettik. Yani erteleme yapılmasını talep ettik bu pandemi peki, sebebiyle. Pandemi, İyi niyeti bize böyle göstersinler. Süresince birkaç ay alınmaması mümkün değil mi? O da denenebilir. Yani düşünülebilir bu formüllerin hepsi. Şey ama mi? Suç mu teşkil eder? Ben şunu istiyorum sadece. Yani eğer bir iyi niyetliyse, iyi niyet göstermek istiyorsanız bu konuyla ilgili esnafın yanında olduğunuzu göstermeye öncelikle buradan başlayın. Çok yani kısa vadede sonuç alabileceğimiz bir şey öneriyorum. Ben onlara hep erteleme değil, hiç alınmamadan yanayım birkaç ay boyunca onlarla özellikle. Onlarla ilgili sıkıntılar doğabilir hukuken. Onun araştırılması lazım. Ama yasal zeminin. O zaman da akla şu geliyor. Bayramlarda devlet şeyleri, köprüler, araçlar, belediye otobüsleri yani neden bedava olabiliyor o zaman? Yasal zemininin araştırılması lazım. Ama benim dediğim şey çok basit. Mevcut şu anda yapılan yapılandırma yasalarıyla da tezat oluşturmayacak bir sonuç. Bu yapılabilir rahatlıkla. Yani ilgili, sonra esnaf önümüzdeki aylarda çok para kazanacak da o ertelenen paraları bir de onlar binecek üstüne. Ama yapılandırırsanız borçlarınızı en azından bir nebze olsun o esnafa bir nefes alma şansı yaratırsınız. Hiç alınmama yani tahliye tehdidiyle gündemde olmaz. Herhangi bir icra takibine maruz kalmazlar. Bir nebze olsun. O iyi niyetinizi bu şekilde gösterin o zaman diyorum. Evet, Ocak ayında vereceksiniz. Ocak ayında vereceğim esnafımıza. %70 diyorsunuz. Esnaf nasıl yer bulacak? Evet. Yeni şeyde, projede. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sizin programınızda tanıtımını yaptık biliyorsunuz. Biz bu yerle ilgili burada projeyi göstermiştiniz. Evet. Bu bir avan projedir. Avan proje bir hazırlık projesidir. Yani başkan katıldığı programda hazırlamış olduğumuz proje samimiyetsiz proje diye bir isim taktım. Bu projeyi hazırladık. Sizin programınızda sunduk, tanıttık. Ondan sonra yine yapmış olduğumuz programdan sonra başkan katıldı. Bana getirselerdi tarzında bir söyleme oldu. Ben bunu direkt bir davet telakki ettim kendi adıma. Hakan Bey neticede kentin seçilmiş bir belediye başkanıdır. Evet. Seve seve ben projemi aldım. Kendisini ziyaret etmeye gittim. Tam tamına 28 Mayıs 2020 günü gitmişim. Bundan 7 ay önce. Gayet sıcak bir şekilde beni karşıladı. Projeyi gösterdik, anlattık, ilçe başkanımızla gittik. Çok güzel karşıladı bizi. Çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Projeyi aldı, önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğini söyledi. Yanında götüreceğini söyledi. Ama orada şunu söyledik. Yani bu bir avan proje. Hazırlanmaya detaylandır. Avan proje. Avan mı, avan mı? Avan. Avan. Avan evet. Proje. Yani bir demo. Evet. Sizlerin daha basit anlayabileceği tabiriyle. Ben avam anladım. Sıradan hayır, böyle avam. Hayır, avam. Avam kamerası vardır ya. Değil. Evet. Lordlar kamerası, avam değil. Kamerası. Evet. Yani bir ön hazırlıktır bu. Bunu geliştirmeye hazır olduğumu o toplantıda söyledim. Bu projeyi ücretsiz yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Kendisi hiç bir tepki göstermedi, memnuniyet gösterdi, teşekkür etti. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gidiyorum, bunu beraberim de götüreceğim dedi. Yani başkan bu projenin samimiyetsiz olduğunu ancak 7 ay sonra mı anlayabildi? 7 ay boyunca hiç gösterilmeyen tepki 7 ay sonra mı? Ancak mı anlaşıldı proje? Neden 7 ay sonra peki sizce? İşte onu öğrenmek istiyorum ben. Herhalde ancak anlaşılabiliyor 7 ayda. Ben projeyi Hakan Bey evine götürsün diye vermedim. Ben projeyi Bergama halkına ve Bergama Belediyesi'ne hediye ettim.
Ben projeyi size hediye etsin diye de vermedim. O onun da, özel mülkü değil. Ben projemi geri istiyorum sizden. Projeniz son üstünde simit yedik. Şu da bir yerlerde olacak giderken. Projeyi alırsınız. Geri istiyorum. Evet. Yani eğer onu da geri almaları gerektiğini bir 3-5 gün sonra anlamayacaklarsa geri talep ediyorum. Kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmış olarak niteledi Sayın Başkan. İşte o düşüncelerini o toplantı sonra, esnasında ifade etseydi. 7 ay sonra söylemeseydi bunları. Araştırmış belki şunu o kararda varmıştır. Pardon, şunu konuştuk biz aynı toplantı esnasında. Bunu herhangi bir yerde dillendirmedik bugüne kadar ama artık her şey netleştiğine göre söylemek lazım. Yine ilk bir programda açıklayacağınız bir şey mi var? Evet, yani şöyle bir öneride bulunduk biz kendisine. Millet Bahçesi müktesebatı içerisinde sizden 9 bin metrekare, 20 bin metrekare, 30 bin metrekare gibi bir talepte bulunulmuyor. Dedik ki başkana, 30 bin metrekaresini, 34 bin metrekare biliyorsunuz o alan. Evet. 30 bin metrekaresini devret, 4 bin metrekare kadar bir alanı ayır. Biz sana o 4 bin metrekarelik alana istediğin kadar dükkan çıkarırız. Yüzden fazla bile dükkan çıkartabiliriz. Kastettiğimiz yer neresiydi? Hepiniz tahmin bilebileceksiniz anlattığımda. Evet. Kapalı spor salonu. Ve devamında toprak, otopark olarak kullandığımız bir toprak saha yer, var. Evet. Değil mi? O sahayı ayır, devretme burayı. Ya şunu sorduk, devrettin mi bu yeri dedik, devrettim dedi. Sonra konuşmanın içerisinde hayır devretmedim dedi. Sonra döndü devrettim dedi. Yani onu da anlayamadık toplantı. Bu bir özel görüşmenizde özel mi oluyor? Özel görüşmemizde. Bir devrettim dedi, bir devretmedim dedi. Siz ikiniz mi vardınız sadece? İlçe başkanımız ben ve Hakan Bey üçünüz vardı. Vardınız. Evet. Kendisine bunu önerdik. Bakın eğer devretmediyseniz burayı devretmeyin. Belediye bünyesinde kalsın. Siz buraya dükkanları yapın, koruyun. Yani çok çeşitli alternatifler üretilebilir bu konuda. Kendisi şu soruyu yöneltti bize. Kapalı spor salonunu ne yapalım? Ben de sizin fikrinizi sorayım. Yıkalım mı, yıkmayalım mı dedi. Biz de dedik yani yıkmayın. Buraya yeni bir tadilat yapıldı sonuçta. Burası korunsun. Yıkmak ekonomik olmayacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Sizden hiç kimse 34 bin metrekare bir alan istemedi Millet Bahçesi için. Nedir bu 34 bin metrekarenin tamamını devretme merakı? Millet Bahçeleri şu kadar olur diye yok bir öyle kayıt bir durum. Kural var Samsun'daki mı? Samsun'daki sanıyorum 9-10 bin metrekarelik bir alan. Bir başka yerdeki şey. Yani her biri farklı farklı ölçeklerde. Öyle bir kuralı yok ki bunun metrekare olarak. Yani bu işi bu sarmalın içerisine sokan başkanın kendisi. Plansız hareketler bunlar. Pekala mümkündü söylediğimiz şekilde. O zaman ne bir yeni ticari lokasyonlar yaratma derdi olurdu. Ne bu esnafın buradan bu şekilde taciz edilmesi olurdu. Yani çok kolaydı. Birazcık planlı hareket etmek lazım bu işlerde. Evet bu ilk defa bu konuşmayı evet. Duymuş olduk sizden. Bu yaptığınız özel görüşme. Siz ilçe başkanınız ve Sayın Belediye Başkanı. Belediyeden bu başka, öneriyi de sunduk. Yani. Belediyeden başka kimse yoktu. Yok, üçünüz evet. Konuştunuz bu konuyu diyorsunuz. Yani daha önceden kurtarılabilirdi. Kurtarılabilirdi. Evet. Yani tüm seçeneklerimizle biz. O sırada belediyenin yani, inisiyatifinde miydi peki bu? Şunu öğrenemedik orada da. Onu söylüyorum işte. Yani aşağı yukarı 45 dakika, bir saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. Önce devrettim dedi, sonra devretmedim dedi. Bir sürü çelişkili bilgiyi aldık. Yani eğer devretmediyseniz nihayetinde onu söyledik. Eğer devretmediyseniz siz bunu yapabilirsiniz. Pek çok formül var. Şunu demek istiyorum. Ben bu işi bir siyasi malzeme olarak görüyor olsaydım, ben bu işi esnafı kışkırtmak olarak görüyor olsaydım, başkanın sizin programınızda yapmış olduğu daveti veya beyanatı davet olarak algılayıp kalkıp gidip görüşmezdim, projemi sunmazdım. Ben tamamen samimiyetle ve iyi niyetle gerçekten Bergama'daki vatandaşlarımız için faydalı olmaya çalışıyorum. Onun için orada da pek çok dediğim önerileri sunduk ama geldiğimiz nokta bu. Bu durumun memnuniyet verici olarak açıklanmasını çok talihsiz buluyorum. Şimdi siz geri kalan %70'ine yer bulunabileceğine geri kalan inanıyor %70'e musunuz? Ne olacak diyorum. O %30 da kimler olacak diyorum. Mevcut 104 kişinin içinden 30 değil mi? Mu. Olmaya da bilir. Olmaya da bilir öyle mi? Ona bir şart konulamaz mı? Kim burada ise ama artık nasıl çözecekler onlar, bilmiyorum. Şöyle yani, bir şey olabilir mi hukuken? Kim burada esnaflık yapıyorsa bu 104 kişinin içinden buradaki 30 kişi girecek ihaleye diye bir şey konulabilir mi? Belediyenin olmuş olsaydı ihaleye öyle bir şart koyabilirdiniz. Ha, belediyenin değil. Bakan kimse artık o koyabilir mi? Sayın Başkan Ankara'daki ilişkileri sayesinde böyle bir kural Ankara'daki koydurtabilir ilişkileriyle mi? İlişkileriyle her şey korunacaktı. İşte geldiğimiz nokta bu, ancak %30'unu koruyabiliyorlar. Yani baştan düşünseydiniz
bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Aynı şey belediyede de geçerli. Yani belediye binası mı? Belediye binasında da geçerli. Ona da gelecektim şimdi, evet. Şimdi yıkılacak o. Evet. Birkaç ay sonra. Hı-hı. İki aylık süresi varmış ama süreç başladı mı başlamadı mı bilmiyorum. Hı-hı. Başlayınca iki aylık süre sonunda yıkılacak. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz dedi sizin programda. Yani, evet yıkıyorsunuz. Bilmediği şey yeni belediye binasının nereye yapılacağı şeklindeydi. Yeni bina, belediye binası nereye yapılacak? Bu yıkılırsa bunun yerine ne olacak? Nasıl bilmiyorsunuz? Yani insan ne bileyim ya, eve giderken ekmek alırken bile bir düşünür. Ama araştırıp ya bu kadar düşünmeden kamuoyunun fikrini alalım, ona göre bir yer belirleyelim olamaz mı? Neyin fikrini aldılar bugüne kadar? Yani bilmiyorum da. Neyin fikri alındı? Yani en basiti, bir kent meydanı inşa ediyorsunuz. Kimin fikrini aldınız? Almadınız, sonuç ortada işte. Belediye binasında da aynı şey geçer. Daha önceki programda İkinci adım düşünülmeden hareket ediliyor. Yani iki yıldır Bergama bu şekilde yönetiliyor. Bir şey söylemiştiniz. O bina yıkıldıktan sonra yerine şöyle bir şey yapılmak zorunda diye. Orada bir prosedür var. Neydi o tam olarak? Bir daha hatırlatacak olursak. Orada daha olursak öncesinden yapılmış olan, yanlış hatırlamıyorsam, Hacı İsmail Ağa Konağı diye bir konak var. Evet. O konak tarihi bir yapı. Yüksek Koruma Kurulu'nun vermiş olduğu ilke kararları var. Bu ilke kararları şunu diyor. Yıkılmış bu bina, eski tarihi bina, yerine bir şekilde yapılmış. Şimdiki bu mevcut belediye binası yıkıldıktan sonra artık elinizde bunun projesi ve bununla ilgili emareler varsa yeni bir şey inşa edemiyorsunuz. Yani yeni bir 5 katlı bina kuramıyorsunuz oraya. O eski binanın kendisini yapıyorsunuz. Daha önce yapan nasıl yapmış? Bir şekilde yıkılmış zamanında. Şu anda o koruma yapamıyorsunuz. Koruma kurulunun ilke kararları bu şekilde. Bakın nasıl yaptık? Kale Mahallesi'ndeki Gazi Okulu'nu yeni baştan o okula uyarlı şekilde inşa ettik. Ama kullanım amacını değiştirdik. Okul olarak kullanmıyoruz şu anda. Otel olarak kullanıyoruz. Peki belediye binası burasını da aynı şeyi yapın diyorum. Şu anda bunun önerisini getiriyorum. 5 katlı bina yapamadık. Yapamadınız ama o konağı yapın. Esnaf korunabilir mi? Yine yeni yapılacak olan şey. Esnaf korunabilir bu şekilde. Kullanım amacı olarak bunu dükkan ve iş yeri olarak düzenleyin. Yukarıda Lespergomon Otel'de yaptığımız gibi diyorum. Yani orası bir okuldu, onun örneği yani yapıldı. Yani yeni bina, belediye binası olmaz sadece ben orada. Ben işte yol gösteriyorum ne yapılabileceğini. Esnaf korunabilir ama. Esnaf korunabilir belediye orada. Binası olmaz. Olmaz. Belediye binasında binası başka yere. Için başka yerler önce. Sayın Başkan henüz bilmediği belediye binasının nereye yapılacağı şeklinde belki de. Yani. Bilemiyorum ben anlayamıyorum. Sizin de öneriniz var mı? Yeni belediye binasının nereye yapılacağı şeklinde bir öneriniz var mı? Düşünsünler diyorum. Evet. Geçici olarak da birimlerin bir kısmı onunla ilgili evine, evet yani gidecek. Daha önceki programda da açıklama orada yaptım ayrıntılı olarak. Orada bir esnaf çıkacak, o da gönüllü yeni yer almış zaten. Şu hoş değil. Bakın 2 yıldan beri sürekli olarak stat esnafı ne olacak, Cumhuriyet Meydanı esnafı ne olacak, konuk evi esnafı ne olacak, belediye esnafı ne olacak. Hakan Bey'in yönetimi bence yönetim süresi boyunca esnafla en çok uğraşan başkan olarak tarihe geçecek. Ben esnaflıktan geliyorum diyor ama. Sayın Başkan, ben de esnafım diyor. Ama diyorsunuz ki olan hep esnafa mı oldu? Olan hep esnafa oldu. Içinde? Yani ben takdiri esnaflara bırakıyorum tabii. Belki de öyle bir talihsizlik o döneme mi denk geldi işte? Ama işte o talihsizliği vermiş olsun olduğunuz kararlarla sizler yaratıyorsunuz. O şey Millet Bahçesi projesinde o bölüm ayrılabilirdi ayrılabilir diyorsunuz. Ayrılabilir. Çok çok pekala mümkündü yani. Belediye binasında da aynı şeyi söylüyorum. Siz geldiğiniz günden beri sürekli olarak belediyenin mülklerini oraya buraya devretmeye çalışıyorsunuz. Ama ondan sonra bakın ihtiyacınız oluyor. İhtiyacınız olduğunuzda da şey bulamıyorsunuz. Binanızı taşıyacak yer bulamıyorsunuz. Onu söyledim diye de kızıyorlar. Evet yani kurumlarda devamlılık esastır ama siz sizden önceki dönemin yaptıklarını kabul etmiyorsunuz, benimsemiyorsunuz, tamamlamıyorsunuz. O zaman kendi sözlerinizle çelişiyorsunuz. Kendi elinizde devretmemiş olduğunuz belediye mülkleriniz olmuş olsaydı yer arıyor olmayacaktınız bugüne kadar. Söyledim mi kızıyorlar ama. Devredilenler arasında neler olabilirdi? Mesela bu Millet Bahçesi için devredilen top sahasındaki pek çok yer olabilirdi. Tesis devredildi. Pek çok yer olabilirdi. Kapalı spor salonu galiba devredildi. Bir tane daha spor salonu. Evet. O ama oralarda belediye binası olabilir miydi? Oralar olmazdı. Olsun olmasın demiyorum. Evet. Yani siz elinizdeki mallarınızı elden çıkardıkça böyle yer aramak zorunda kalıyorsunuz işte diyorum. Evet. Onun örneğini veriyorum. Geçen gün bir haber daha okudum. Mezbaha ile ilgili de bir şey olmuş galiba.
Orada da yine sanıyorum orada da ne yapılacağını yine bilmediğimiz bir durum var. Çıkma mı olmuş orada da? Detaylarını bilmiyorum. Onunla da ilgili muhtemelen bir soru önergesi hazırlayıp bilgilenmek isteyeceğiz. Yıkıldı ama hani yine yerine ne yapılacak? Onu herhalde sonra düşüneceğiz onu da. Mülkiyetinin elden çıkması şeklinde bir haber okudum yanılmıyorsam ayrıntılarında. Çeşitli söylentiler var. Yani bakın tekrar vurgulamak istiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir yerde dayanaksız hiçbir konuşma yapmadım. O kadar çok söylenti, o kadar çok duyum geliyor ki bizlere. Somut belgeye dayanmayan hiçbir bilgiyi ne kendi arkadaşıma söylüyorum ne de bu gibi yerlerde paylaşıyorum. Bazen öyle şeyler oluyor ki olduğuna eminim ama ispatlayamam. Söylemiyorum. Yani ben bu şekilde etik davranıyorum, etik hareket ediyorsam karşımdan da aynı hassasiyeti bekliyorum. Onun için konuşmamızı, üslubumuzu, dilimizi düzeltmek durumundayız. Bu şekilde feryat figan açıklamalara bu kadar sinirlenmeye, bu kadar agresif olmaya gerek yok. Yani sizin abdestinizden şüpheniz yoksa namazınızdan niye şüpheniz var? Namazın şartları ayrı, abdestin şartları ayrı. Onlar olabilir mi? Bir atasözüyle cevap verdim ben. Onun ben şartlarına girecek değilim şaka burada. Şaka yaptım, evet. Yani bu kadar sinirlenmeye, eli ayağı titremeye gerek yok ki. Elbette ki biz muhalefetiz. Bunları söyleyeceğiz, dikkat dile getireceğiz. Ediyorum, Olga Hanım. Dikkat ediyorum. Sayın Başkan'ın en çok, ne diyeyim, tartıştığı, kırpıştığı belediye meclis üyesi en çok bu diyaloglara girdiği kişi sizsiniz. Buradan siyaseten vatandaşlarımız için o pencereden bakıyorum olaya. Nasıl okuma yapmalılar diye düşünüyorum da siz belediye başkanı mı olmak istiyorsunuz? Belediye başkan adayı mı olmak istiyorsunuz? Bunun için mi bu aşırı dozda muhalefet yapıyorsunuz? Ben aşırı dozda, soranlar da var. Ben aşırı dozda muhalefet yaptığımı düşünmüyorum bir kere. Ben görevimi yapıyorum. Seçimlere daha önümüzde çok uzunca bir süre var. Sayın Başkan sizi rakip mi görüyor? Daha Türkçeleştireyim. Bilemiyorum. Öyle olduğunu ima edenler oluyor. Ama çok uzun bir süre var önümüzde. Yani daha şu anda görev süresinin 2 yılı tamamlanmış. Önümüzde 3 yıl var. 3 yıl içerisinde ne olacağını bilmiyoruz. Madem sorduk, düşünüyor musunuz böyle bir ya şey? Ya ben bunları henüz düşünmek için çok erken. Ben sadece şu anda sahip olduğum yetkimi ve görevimi en iyi şekilde vatandaşlar için kullanmak istiyorum. Yani benim için burada kıymetli şey değil benim hedefim. Anlamadıkları nokta bu. Tarafların kendileri değil, Hakan Bey'in şahsı değil, siyasi partisi değil. Bunların hiçbirinin önemi yok benim için. Yani nihayetinde onlar bizim alt kimliklerimiz. Ama bizim bir üst kimliğimiz var. Bergamalıyız. Evet. Ve bu kentin menfaatleri için elimden geleni yapmak üzere bu göreve talip oldum. Ve bunu layıkıyla yapmak istiyorum ben. Yani şahıslar veya partiler, kurumlar değil benim hedefim. Anlamadıkları nokta sorumun bu. Sorumun cevabı daha 3 yılı var, çok daha erken. Daha 3 yıl var, evet. Evet. Her muhalefet görevini yerine getiren muhalefet mensubunun amacı belediye başkanı olacaktır diye de bir şey yok. Aynen öyle. Evet. Ama merak edilen, kamuoyunda en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi de o. Onun için sormak istedim bu programda. Aldığımız yanıt, daha 3 sene var, konuşmak için erken. Evet. Yanıtı izleyicilere bırakıyorum. Eklemek istediğimiz bir şey var mı? Yani her şeye değindik diye düşünüyorum. Selinos'la ilgili konuşmaya gerek yok. Ona herkes zaten destekliyor. Onu desteklemeyen, ona karşı çıkan kimse yok. Ama diğer projelerle ilgili hep eleştiri malzemesi bulmak mümkün muhalefet açısından, sizler açısından. Onları her programda dile getiriyoruz. Maksadımız eleştirmek değil zaten. Yani sürekli vurguluyorum. Hep yapıcı bir şeyler yapmaya çalışıyorum farkındaysanız. Yani bir şeyi eleştirirken, bu böyle olmasın derken, neyin olabileceğinin de formüllerini vermeye çalışıyorum. Yani kuru kuru bir eleştiri değil yapmaya çalıştığım şey. Beni daha tanıyacaklar, anlayacaklar diye düşünüyorum. Yapmak istediğim şey birilerini hedef almak değil, sadece muhalefet etmek değil. Faydalı olmaya çalışıyorum. Konuşmamın başında da söyledim size. Bu kentte yaşayan insanların 1 lirası da benim için çok kıymetli, 1 avuç toprağı da çok kıymetli. Onun için çaba gösteriyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Bizim ben programı ne zaman ediyorum. Yapacağız? Siz benimle olan o programı ne zaman yapacaksınız? Evet, ilk fırsatta sizinle de röportajı ben yapmış olayım. 10 Ocak'ta ev sürpriz yapmış oluruz. Olur. İzleyicilerimize renkli bir program olur. Olga Hanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu hakkı verdiğiniz için. Konuk olduğunuz için. Yeri gelmişken söyleyeyim, yayınınız gerçekten bizler için çok kıymetli.
Bu şekilde tarafsız, bağımsız, hem muhalefetin hem iktidarın söz sahibi olabildiği böyle mecralar olduğu için biz siyasetçi olarak çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz size de bu yayınlardan ötürü. Bunu 20 senedir 1999-2000 yıllardan beri yapmaya çalışıyorum. Bir başka radyoda karasal yayın yapan radyodan geliyorum ben. Herkes biliyor Bergama'da zaten. O günlerden bu yana şimdi dijital çağda yaşıyoruz. Dijital medyaya geçtik. Şimdi görüntülü, kameralı. Ama yıllarca bunu sadece görüntü olmayan, ses olan yerde, mecrada yaptık. Ses zaten olayın %70'idir. 30 görüntüdür. Bu alanda hep açık oturumlar yaptık. Sayın Başkan da o zaman belediye başkanı değildi, programımıza çok konuk oldu. Ondan önceki belediye başkanı meclis üyeliğinden itibaren programımıza konuk oldu. Ondan önceki böyle bir sürü programlar yapa geldik. O nedenle bizi izleyenler yakinen bilir ki hem muhalefet yer bulur bizim programlarımızda, hem Bergama'yı yönetenler, iktidar yer bulur. O nedenle tarafsızlığımızı anlatacak halimiz yok kimseye. Söyleyecek sözü olan, Bergama'ya dair söyleyecek sözü olan, şimdi Bergama'nın dışına da hitap ediyoruz gerçi ama konumuz Bergama. Söyleyecek sözü olan herkese kapımız, mikrofonumuz sonuna kadar açıktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için hoşça kalın. Ege'de son ses.com